Merhaba arkadaşlar. İlk dersimizde dayanma duvarlarını işlemiştik. Bu video derste istinat duvarı çizimi ile ilgili bir uygulama yapacağım. Bunun için istinat duvarı şablonu, K duvar kalınlığı tablosu, cetvel ve açı ölçere ihtiyacım var. Benim cetvel uygulamam aynı zamanda 90 dereceye kadar açı ölçümü gerçekleştirebiliyor. 90 dereceden sonra tekrar cetveli paralel hale getirene kadar açı sıfırlanıyor. Yani 91-92 diye gitmiyor. Tekrar 89-88 diye düşüyor. Aslında bunun şöyle bir avantajı var. Koordinat sisteminin her 4 bölgesinde 90 derecelik ölçümler yapıyor. Ve ben bir açıya dik olan açıyı bulmak istiyorsam bir önceki açıdan 90 dereceyi çıkartırsam bu açıya dik olan açıyı bulmuş oluyorum. Böylece cetvelle hemen pratik bir şekilde eğimli çizimler gerçekleştirebiliyorum. Bunu nerede kullanacağım? Bunu şurada kullanacağım. Duvar üzerinde gördüğünüz gibi 5'e 1, 1'e 1 gibi bazı eğimli değerler var. Buradaki eğim değerlerini açıyla yakalamak için kullanacağım. Örneğin 5'e 1'in üstüne getirdiğimde cetvelimi açımın 79 derece olduğunu görüyorum. Zaten bunu formülden de hesaplarsanız 78 nokta küsurlu bir şey çıkacak. Ama küsuratlar cetvelde olmadığı için ben bunu 79 olarak çizeceğim. Gene 1'e 1 eğimde 45 dereceye karşılık gelen bir açı. Duvarın 1'e 1 eğimini de bu şekilde 45 dereceye ayarlayarak cetvelimi çizmiş olacağım. Evet, bakın şöyle ayarladım. Gördüğünüz gibi 45 derecelik bir eğimde birebiri çizebiliyorum. Şimdi şablonu ve duvarı şey pardon şablonu ve tabloyu elde ettikten sonra yani elimizde her ikisini de aldıktan sonra örneğimize geçebiliriz. Örnek yani örneği çözmeden önce bu ikisini edinmemiz lazım. Şimdi örneğe bakacak olursak bir tane platformum var. Dolgu en kesiti. Bu dolgu en kesiti üzerine benden bir istinat duvarı yerleştirmemi isteniyor. Platformun orta noktasıyla dolgu şeviyle arazinin kesiştiği nokta arasındaki mesafeye bakacak olursak 16-21 metre olarak verilmiş. Bu da benim istinat duvarı çizmem için gerekli olan 15 metre açıklığından büyük bir uzunluk olduğu için ben buraya duvar çizebilirim diyorum. Bir de bana 2 metre verilmiş. 2 metre de şu. Benim duvarı platformun sağ noktasından 2 metre yanal açıklıkta başlatmam isteniyor. Yani 2 metre bir yanal açıklığım olduktan sonra duvarı buraya yerleştirmeye başlayacağım. Dolayısıyla bu veriler doğrultusunda istinat duvarımı çözeceğim. Şimdi önce şunu yapıyorum. Bu 2 metre açıklıkta açıklığa göre duvarımın ilk başlangıç noktasını belirleyeceğim. Yani dolgu şeviyle bu 2 metrenin kesiştiği noktayı belirleyeceğim ilk olarak. Tabii önce şeklimin ölçeğini ayarlamam lazım. Çünkü cetvelimin üzerindeki çentikler farkındaysanız değişmiyor. Ama ölçek değişebiliyor. Şeklin ölçeği. Şekli 439'a getirdiğimde ikisi birebir uyumlu hale gelecek. Dolayısıyla önce bunu ayarlamam gerekiyor. Şöyle 439'a getiremedim. Evet, 439'a getirdim. Bakın 439'a geldikten sonra cetvelimi 90 derece hale getiriyorum. Platformun en sağ ucuna geliyorum. Şuradan farklı bir renk seçelim. Mavi renkle. Bunu şunun için yapıyorum. Yukarıda hazır 2 metrelik mesafe çizilmiş. Oradaki 2 metreyi, yataydaki 2 metreyi arazi üzerinde görmek için bu işlemi yapıyorum. Bakın şuradan platformdan yukarıya doğru çizdim. 2 metrenin başlangıcı bakın burayla kesişiyor. Sonuna geliyorum. Buradan aşağıya 2 metre iniyorum. Bakın arazinin üzerine kadar bunu çizeceğim. Evet, araziye geldim. Bu bulduğum nokta şu arkadaşlar. Benim duvarımın dolgu şevi üzerinde kesiştiği nokta. Yani duvarın üst kısmının, yatay kısmının dolgu şeviyle kesiştiği, araziyle kesiştiği nokta. Şimdi ne yapıyorduk? Buradan 0,3 metre dışarı, 0,2 metre içeri giriyorduk. Yani 30 santim dışarı, 20 santim içeri giriyorduk. Benim duvarımın üstü toplamda 50 santim oluyordu. Ben zaten bakın burada gri noktalar var küçük. Önceden bu noktaların yerlerini belirlemiştim. Kolaylık olması açısından. Çentikleri sayarsanız şev üzerindeki noktadan 3 çentik dışarı, 2 çentik içeri girerek buradaki noktaları belirlemişim. Bunları kırmızıyla göstereyim. Gri noktaları kırmızıya çevireyim. Bakın birisi burada, diğeri de şurada. Bu iki noktayı bu şekilde belirlemiş oldum.
Bir sonraki aşama şu. Duvarın ön yüzünü çizeceğim. Benim duvarımın ön yüzü şablona bakacak olursanız 5'e 1 eğimindeydi. Yani 79 derecelik açıda bir çizgiydi. Hemen bakın şöyle 79 derece. Cetvelimi 79 dereceye getirip bu duvarın üst ön yüzeyindeki noktaya hizalayacağım ve buradan bir tane taslak çizgi çizeceğim. Tabii şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın kırmızı noktaya hizaladım, 79 dereceye getirdim. Taslak çizgilerimi mavi ile çizeceğim. Şöyle mavi rengi seçiyorum. Buradan çizmeye başlıyorum. Bakın arazi ile şu noktada kesişecek. Burayı şimdilik şöyle boş bırakıyorum. Buranın dışından tekrar çizmeye devam edeceğim. Şöyle. Evet, bakın bu boş bıraktım. İçinde aslında küçük bir noktayla daha önceden işaretlemişim. Bu noktadan 1 metre içeri girmem lazım. Gene şablona bakarsanız bu 1 metreyi görürsünüz. Tabi bunun için önce şunu belirlemem lazım. Arazinin eğimine bakıyorum. Bakın arazi 22 derecelik bir eğime sahip. Bu 22 dereceye dik bir çizgi çizmem lazım. 1 metre içeri gireceğim çünkü buradan dik olarak. 90-22, 68. 68 dereceye ayarlıyorum cetvelimi. Hemen şuradan ölçeğimi de ayarlayayım. Tekrar 439'a getirmem lazım. 1 metre doğru bir şekilde içeri girebilmek için. Büyütüyorum şöyle şekli. Evet, 439'a getirdikten sonra cetvelimi üzerine koyuyorum. Bakın buradan toplam 10 tane çentik saymam lazım cetvel üzerinde. Çünkü bir çentik 10 santime denk geliyor. Zaten bakın orada gri bir noktayla ben buradaki noktayı belirlemişim daha önceden. Buradaki noktayı tekrar işaretleyeceğim. Aslında şunu yapmış oluyorum. Araziyi 1 metre ötelemiş oluyorum. Arazime 1 metre uzaklıkta yeni bir çizgi çizeceğim. Tabii önce şuradaki noktayı işaretleyeyim. Bakın çentikleri sayarsanız 10 tane çentik var. Şuradan kırmızı rengi seçiyorum. Cetvelimi tekrar yanlış yere koydum noktayı. Gri'nin üstüne çizemedim. Şöyle sileyim. Şöyle tekrar göstereyim. Tam üstüne çiziyorum. Şimdi şunu yapacağım. Cetvelimi tekrar 22 dereceye getireceğim. Ve araziye paralel bir tane daha çizgi çizeceğim. Şöyle 22 derece arazim. Bakın. Cetvelimi az önce çizdiğim kırmızı noktanın üstüne getiriyorum. Gene taslak çizgilerini mavi çizdiğim için mavi rengi seçeceğim. Buradan şöyle. Evet, bakın artık bu iki çizginin kesiştiği nokta benim duvarımın alt noktasını temsil ediyor. Duvarımın artık üstteki iki noktasıyla ön alttaki noktalarını tespit etmiş oldum. Üç noktasını tespit etmiş oldum. Şimdi şunu yapacağım. Duvarın artık ön tarafında bir tane çizgi çizdim. Evet, duvarın ön kısmını belirledim. Bir de arka tarafından bir miktar ilerleyip en son tekrar burada ikisini kesiştireceğim. Şimdi duvarın yatay üst kısmından içeriye doğru 20 santim girdikten sonra birebir eğimli bir kısım çiziyorduk. Yani şablona bakarsanız bunu göreceksiniz. Ben birebir eğim çizmek için ne yapıyordum? 45 dereceye ayarlıyordum cetvelimi. Şöyle 45 dereceye ayarlıyorum. Bakın kırmızı ile aynı hizaya olacak şekilde, hizalı olacak şekilde cetvelimi ayarlıyorum. Buradan mavi rengi seçeceğim taslak çizgim için. Evet, şöyle çiziyorum. Bakın gri ile aslında ben belirlemişim buradaki noktayı. Buraya kadar çizmem lazım ama şimdilik bunu bilmediğim için daha uzun çiziyorum. Şimdi oradaki noktanın yerini aslında nasıl belirleyeceğim? Yani ben bu birebir çizdiğim, birebir eğimde çizdiğim çizginin uzunluğunu bilmiyorum aslında. Bunu şöyle belirleyeceğim. Benim duvar kalınlığını belirlemem lazım bu aşamada. Duvar kalınlığını belirledikten sonra buradaki noktanın yerini belirleyebilirim. Duvar kalınlığını belirledikten sonra şöyle oluyor. Duvarın bakın kırmızı ile çizdiğim iki nokta vardı. Burada sağ yani dışarıda kalan noktadan
içeriye gireceğim, yataydaki içeriye gireceğim mesafeyi belirlersem, daha sonra bu içeriye gireceğim mesafeden de düşey bir çizgi çizersem, bu ikisinin kesiştiği yer aslında benim birebir olan çizgimin bittiği yerdir diyebilirim. Bakın buradaki nokta, buradaki noktadan içeriye gireceğim mesafe benim duvar kalınlığı mesafem. Sola doğru gireceğim ve ne kadar gireceğim? K mesafesi kadar gireceğim. Şimdi bu K mesafesini nereden bulacağım? Bunu da tablodan bulacağım. Bunu bulmak için benim şeklin üzerinde, buradaki şeklin üzerinde H ve HT değerlerini belirlemem lazım. Şablona bakacak olursak HT ve H değerleri neresi? H değeri platformun üst noktası ile duvarın üst noktası arasındaki düşey mesafe. HT mesafesi ise duvarın üst noktası ile duvarın alt noktası arasındaki düşey mesafe olmuş oluyor. Şimdi bunları cetvel ile ölçeceğim. Şuradan yeşil rengi seçiyorum. Bakın platformun üst noktasından bir tane yeşil yatay çizgi çizdim. Şimdi aynısını duvarın üst noktası için yapacağım. Şöyle duvarın üst noktasından hizalıyorum cetvelimi, yeşil çizgimi çizeceğim. Bir tane de duvarın alt noktasından, belirlediğim az önceki alt noktadan hizalı bir çizgi çiziyorum. Sonra artık bu yatay çizgiler arasındaki mesafeleri ölçeceğim. Şöyle 90 derece yapayım cetvelimi. Bakın üstte kalan mesafe H mesafesi, şu iki nokta arası H mesafesi. Altta kalan mesafe ise H, T mesafesi. H eşittir. Bunu ölçerseniz 1.33. 1.33. H, T'yi de ölçerseniz buradan 5.53 değerleri geliyor. Şimdi bu iki değeri tabloya götürüp bu iki değere karşılık gelen duvar kalınlığını belirlemem lazım. Şimdi tabloya gidiyorum, bakıyorum. Tabloda H mesafesi için 1 ve 2 değeri var. 1.33 diye bir değer yok. Gene HT mesafelerine bakıyorum. HT mesafelerinde de 5 ve 6 değerleri var. 5.53 gibi bir değer yok. Şimdi ben bu ara değerleri nasıl hesaplayacağım onu görelim. H mesafesinde 1 ve 2'yi işaretliyorum. Bu ikisi arasında kalacak. HT olarak da 5 ve 6'yı işaretleyeceğim. 5'i ve 6'yı işaretliyorum. Buradaki değerleri alacağım tablodan. 120, 135, 125, 145. Bu 4 değeri alacağım. Kendime yeni bir tablo oluşturacağım. Tabloyu da şöyle oluşturuyorum. H diyorum. H için işte 1 metre mesafesindeki değer. Benim işime yarayacak olan 1.33 mesafesindeki değer. Bir de 2 metreyi alıyorum. 1 ile 2 zaten tabloda var. 1.33'ü ben hesaplayacağım. Bir de HT mesafe değerlerini yazıyorum. 5'i yazacağım buraya. 5. 5.53'ü yazacağım. Kendi istediğim değer. Bir de tabloda olan 6 metre mesafesini alacağım. 6 metreyi yazıyorum. Gene tablodan ilgili değerleri alacağım. 1 ile 5'e karşılık gelen 120'yi alıyorum. Buraya yazıyorum. 1 ile 6'da 135 var. 2 ile 5'te 125. 2 ile 6'da 145 değeri var. Bunları yazıyorum. Şimdi 1.33 ile 5.33'ün 5.53'ün kesişimini kendim hesaplayacağım. Onu da şöyle hesaplayacağım. İnterpolasyon yardımıyla H mesafelerinde 1'den 2'ye, yani 1 metrelik artışta duvarım ne kadar artmış kalınlığı? 120'den 125'e çıkmış. Dolayısıyla ara mesafeyi kendim bulacağım. 1 metrelik artış için 5 santimlik artış varsa, 5 santimlik duvar kalınlığı artışı varsa diyorum. 0.33'lük bir artış için kaç santimlik bir duvar kalınlığı artışı olur? İkisini çarparsam 0.33 çarpı 5 bölü 1'den 1.65 santimlik bir duvar kalınlığı artışı olur. Bunu da 120 ile toplarsam 121.65 olarak duvar kalınlığımı bulurum. Bunu gider tabloya yazarım. Bakın buraya yazıyorum. 121.65. Sonra bunu HT'deki 6 metre değerleri içinde yazacağım. Gene 1 metrelik artışta H mesafesi için 1 metrelik artışta HT mesafeleri 135'ten 145'e çıkmış. Yani 10 santimlik bir artış var. 10 santimlik bir artış oluyorsa ben gene 0.33 için hesabımı yapacağım. 0.33'lük bir artışta ne kadarlık bir artış olur? 3.33 santimlik bir artış olur. Bunu da 135 ile toplarsam 138.3 olarak duvar kalınlığımı bulurum. Bunu da gene tabloya yazıyorum. Şimdi bakın artık sadece aradaki değeri hesaplamak kaldı. Şimdi düşeyde az önce interpolasyon yapmıştım. Şimdi yatayda interpolasyon yapacağım. Yani H
HD mesafesinin 5'ten 6'ya ilerlediği bölgede bu işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi tabii gene bakacak olursak HD'de 5'ten 6'ya 1 metrelik bir artış var. Bu 1 metrelik artışta 121.65 santim duvar kalınlığından 138.3 santim duvar kalınlığına ulaşmışım. Yani toplamda 16.65 santimlik bir duvar kalınlığı artışım olmuş 1 metreye karşılık. Bunu yazıyorum. Ben 5.53'e karşılık olanı bulmak istediğim için 0.53'te, yani 0.53 metrelik bir artışta ne kadar duvar kalınlığına sahip olurum? Bunu bulmaya çalışacağım. 8.82 geliyor buradan. 8.82'yi 121.65 ile toplarsam buradan da yaklaşık olarak 130 santim duvar kalınlığı gelmiş oluyor. Evet, içine yazıyorum. Yani benim K mesafem 130 santimmiş ya da 1.3 metreymiş diyebiliriz. Şimdi bunu elde ettikten sonra artık tekrar şeklimize dönüyoruz. Şöyle şekli tekrar büyütelim. Şimdi bakın, K mesafesini belirledim. K mesafesinin neresi olduğunu şekil üstünde tekrar göstereyim. Ölçeyi ayarladıktan sonra 439'a getirmem gerekiyor. Evet, 439'a getirdim. Şimdi K mesafesini burada size göstereyim. Cetvelimi tekrar açacağım. Önce şöyle yeşille çizeyim. Bakın, bu buradaki noktadan içeriye doğru K kadar girmem lazım. Bulduğum mesafe kadar. Şöyle cetvelimi açıyorum. Duvarın dış noktasına, dış yatay noktasına hiza alıyorum. Buradan 1.3 metre, yani 13 tane çentik sayacağım. Zaten daha önce gri ile işaretlemişim aslında nereye geldiğini. Bakın, görebiliyorsunuz. Bu mesafe benim duvar kalınlığım olmuş oluyor. Bakın, yeşil ile işaretledim burayı. Buradan artık düşey olarak aşağı ineceğim. Buradan düşey olarak aşağı indiğimde bir önceki birebir çizdiğim, birebir eğiminde çizdiğim çizgiyle kesiştiği nokta benim duvarımın gene köşegenlerinden bir tanesi olmuş olacak. Bakın, yeşile 90 derece olacak şekilde cetvelimi hizaladım. Mavi rengi seçiyorum şuradan. Tekrar şöyle taslak çizgimi çizersem ikisinin kesiştiği yeri bulmuş oldum. Bunu biraz daha uzatabilirim. Buradaki mavi çizgiyi burada bırakmak zorunda değilim. Çünkü şu an için ne kadar uzunlukta olması gerektiğini bilmiyorum. Yani aslında şu, bakın, şurada gri noktaya kadar geleceğim ama bunun da gene bir hesabı var. Şimdi oradaki noktanın yerini de şöyle bulacağız. Şimdi bu mesafe benim gene şablonuma bakacak olursanız şablonda belirtilmiş. Duvarın üst noktasından düşey olarak aşağı 0.6 HT olarak inerseniz buradaki noktanın yerini buluyorsunuz. Bakın, şuradaki noktadan işaretledim. 0.6 HT kadar aşağı inerseniz duvarın bir diğer köşe noktasını bulmuş oluyorsunuz. Yazıyorum, 0.6 HT eşittir 3.32, yani 5.53 ile çarparsanız 3.32 olarak geliyor bu değer. Cetvelimi hizalıyorum. Buradan sayıyorum. Toplamda kaç çentik saymam lazım? 33 çentik saymam lazım. 33.2 çentik olmadığı için benim 33 çentik sayacağım. Bunu saydığımda da şekil üzerinde az önce gösterdiğim gri noktaya gelmiş oluyorum. Gene burayı kırmızıyla göstereyim. Bakın, burayı kırmızıyla gösterdim. Gene üstteki noktayı da işaretleyelim. Üstteki kesişim noktasını da. Evet, artık duvar üstündeki noktalardan sadece bir tanesi kaldı. Onu da bulduktan sonra buradaki kırmızı noktaların hepsini birleştireceğim. Bunun için önce şöyle yapalım. Daha önce duvarın alt noktasını bulmuştum. Ön ve alt noktasını bulmuştum. Buradan bir tane dik çizgi çizeceğim. Bu 79 derecelik bir çizimdi. Buna dik çizgi çizebilmek için 90-79'dan cetvelimi 11 dereceye ayarlıyorum ben. Bakın, şöyle 11 dereceye ayarladım. Kırmızı çizgiye hizalıyorum. Şuradan taslak gene çizgileri çizeceğim için mavi rengi seçiyorum. Tabi ne kadar uzunlukta çizeceğimi bilmediğim için uzun bir çizgi çizdim. Daha sonra en son bulduğum noktayla bunu kesiştireceğim. En son bulduğum noktanın gene eğimi, şablona bakacak olursanız 5'e 1'den 79 derecelik bir açı vermesi lazım. Cetvelimi 79 dereceye ayarlıyorum.
79 dereceye ayarladıktan sonra bu kırmızı çizgiye hizalayacağım. Kırmızı noktaya hizalayacağım. Sonra yine buradan mavi ile bakın çiziyorum. En son çizdiğim iki çizgiyi kesiştirdikten sonra kesişimlerini kırmızıyla belirliyorum. Artık duvar üstündeki tüm noktalarımı bulmuş oldum. Artık sadece şunu yapmam gerek. Buradaki kırmızı noktaları birleştirerek duvarımın son halini oluşturmam gerek. Evet, bakın noktalara numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane köşe noktası var duvarın. 6'sını da şu şekilde buldum, işaretledim. Artık bunları birleştireceğim. Şöyle üst taraftan başlıyorum. 1 ile 2'yi birleştireceğim. Artık ölçeğimin bir önemi yok. Şöyle 1 ile 2'yi birleştiriyorum. Şöyle arka taraftan ilerleyelim. 6 ile 1. Sonra 6 ile 5 arasını birleştireceğim. 90 dereceyi ayarlıyorum. Sonra 79 dereceye cetvelimi ayarlayıp 4 ile 5 arasını çiziyorum. Sonra tekrar 11 dereceye ayarlayıp 3 ile 4 arasını çiziyorum. Son olarak duvarımın ön yüzünü çizmek için cetvelimi tekrar 79 dereceye ayarlıyorum. Şöyle 2 ile 3 numaralı noktalar arasını birleştiriyorum. Evet, böylece dolgu en kestim için harçlı istinat duvarını çizmiş oldum. Şekil tamamlandı.